Merhabalar, ben Özge Özacar. Bu ay Ol dergisinde ben varım. Kulaklıkta çaldığında gözlerini kapatıp o andan uzaklaştığın bir şarkı var mı? O kadar çok şarkı var ki aslında. Hassasıyım, böyle çok geniş bir müzik zevkim var diyebilirim ama Perun Ora Damore diye bir şarkı var İtalyanca. Çok seviyorum. Onu dinlediğim zaman kendimi Ferzan Özpetek filmlerinde hayal ediyorum herhalde. O yüzden Perun Ora Damore'yi söyleyebilirim. Bir plak koleksiyonun olduğunu biliyoruz. Plaklar senin için ne ifade ediyor? Plaklar benim için aşk diyebilirim. Müzik dinlemeyi çok seviyorum ama plakları topladığımda ve her gittiğim şehirden kendim böyle özel özel seçip o ikinci el nostaljik parçaları aldığımda yaşanmış hikayelerin içinde hissediyorum herhalde. Oyuncu kimliğimle de uyuştuğu için. Plaklar benim için aşk diyebilirim. Oyunculuk dışında yaparken kendimi buluyorum dediğin hobilerin var mı? Direkt dans. Dans ettiğim zaman yaşam enerjim inanılmaz yükseliyor. İmkanım olsa mütemadiyen dans edebilirim. Oyunculuk dışında bana en çok zevk veren, en keyif aldığım şey kesinlikle dans etmek. Aşk hayatın her noktasında var. Peki ilk görüşte aşka inanır mısın? İlk görüşte etkilenmeye inanırım ama tanıdıkça sevmeye, tanıdıkça aşık olmaya daha çok inanırım. Bir arkadaşlıkta en değer verdiğin şey nedir? Hem güven hem anlaşmaya gönlü olması. Hepimizin hayatında yeri geldiği zaman hemfikir olamadığımız konular olabiliyor. Ama benim için iletişim kurduğum her insanın bir şekilde anlaşmaya gönlü olması çok çok kıymetli. Sadece arkadaşlık ilişkimde değil. İş ilişkilerimde de, ikili ilişkilerimde de, aile ilişkimde de hani her türlü iletişimde bence en kıymetli olan şey anlaşmaya gönlümüz olması. Eğer o varsa bir şekilde su akıyor, yolunu buluyor. O yüzden güven ve anlaşmaya gönlü olmak diyebilirim. Gardırobunun olmazsa olmaz parçası nedir? Kesinlikle iki unsur diyebilirim. Spor ayakkabılarım, olmazsa olmazlarım. Onun dışında jean giymeyi çok seven bir insanım. Jean üzerine böyle güzel crop toplar, genel olarak herhalde gündelikte birazcık daha sportif giymeyi seviyorum açıkçası. Ve beyaz ve mavi renk olmazsa olmazım. Daha çok sosyal hayatta mı yoksa sosyal medyada mı var olmaktan hoşlanıyorsun? Sosyal medyada da aslında var olmayı çok seviyorum. Özellikle hani takipçilerimle o etkileşim içerisinde olmayı, onlarla paylaşmayı, geri dönüş almayı. Ama kendime ait daha özel bir alan olması sanırım birazcık daha keyif vermeye başladı. O yüzden sosyal hayatımda var olmak birazcık daha keyif veriyor diyebilirim. Çocukluğuna dönmek istesek? Küçük Özge'yi nasıl tanımlarsın? Küçük Özge'yi herhalde bir 23 Nisan çocuğu olarak tanımlayabilirim. Doğum günüm de 22 Nisan. Onun enerjisi herhalde pekişmiş bende de. Hep evde böyle şarkılar açan, sevdiği şarkıların kliplerini bir şekilde canlandırmaya çalışan ki Sertab Erener'in Turuncu albümü en sevdiğim albümlerdendir çocukluğumun. Bende yer edinen parçalarının oldu. O yüzden Çocuk Özge... Küçük Özge, çocuk Özge diyebilirim. O 23 Nisan enerjisinde cıvıl cıvıl bir çocuktum. Stalk hesabın var mı? Stalk hesabım yok. Çünkü bu konuda biraz cesaretli bir insanım açıkçası. Eğer merak ediyorsam bir kişiyi, isterim ki benim onu merak ettiğimi direkt görebilsin. Eğer bunu saklama ihtiyacı duyuyorsam gizli gizli de takip etmeyi tercih etmem açıkçası. O yüzden stalk hesabım yok. Direkt kendi profilimle bakıyorum bakacak olursam. Sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve umarım sizler de cevaplarımı dinlerken çok keyif almışsınızdır. Herkese çok sevgiler.